Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben eğitmenin Sasan. Bugünkü eğitimde ne mi yapacağız? Bugünkü eğitimde kullanılmayan temaları kaldıracağız. Bunun nedeni arkadaşlar web sitemizde yer açmak ve hostingimizin içerisinde fazladan Inode dosyalarını kaldırmak, fazla dosyaları kaldırmak arkadaşlar hosting paketimizin içerisinden. Bunun nedeni şu, daha sonra dosya yüklemek istediğimiz zaman arkadaşlar bizim hosting paketimiz kotalı. Kotası ve Inode limiti var arkadaşlar. Bir Inode limiti var, bir GB olarak dosya limiti var. Yani 3 GB'lık maksimum dosya yükleyebiliriz mesela, 5 GB'lık veya 1 GB'lık. Siz hangi paketi alıyorsanız alın. Vardır arkadaşlar, bir Inode limiti vardır. Ve benzeri diye bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Şimdi kullanmadığımız temaları nasıl sileriz? Kısaca laf fazla uzatmayalım her zamanki gibi. Ve ne yapalım? Hızlı bir şekilde kullanmadığımız temaları silelim arkadaşlar. Şimdi buradan ekranımıza geçiş sağlayalım. Ve ekranımıza geçiş sağladıktan sonra WordPress panelimize geçiş sağlayalım. WordPress panelimize geldikten sonra buradan görünümün üzerine gelelim ve temalara bir defa tıklayalım arkadaşlar. Bakın şu anda WordPress'te birlikte gelen 3 tane tema var ve biz bu temaların dışında herhangi bir tema ne yükledik ne de buradan yeni bir tema ekledik arkadaşlar. Şimdi biz başka bir web sitesinden temaları indirebiliriz WordPress temasını. Kendimiz WordPress teması yazabiliriz veya buradan yeni WordPress temaları ekleyebiliriz arkadaşlar. Biz buradan herhangi bir tema seçmedik. Ancak bu ikisi hala boştu arkadaşlar. Hala kullanmıyoruz. Şimdi bizim kullandığımız 20-23 teması arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken buradan arkadaşlar cPanel'e geçiş yapmak. cPanel'e öncelikle giriş yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah umarım IP sorunu tekrar gerçekleşmez. cPanel'e geçiş yaptıktan sonra buradan dosya yöneticisine bir defa tıklıyorsunuz. Dosya yöneticisine geldikten sonra arkadaşlar bizim hosting paketimizin içerisindeki dosyaları bu bölümden görebiliriz. Buradan public html diyorsunuz arkadaşlar. WP content diyorsunuz ve buradan themes diyorsunuz. Temaları buradan görüyorsunuz. Şimdi buradan arkadaşlar 21, 22, 23. Buradan temaları görüyorsunuz. Biz 23'ü kullanıyoruz, yani 23'ü. Buradan bu ikisini seçiyoruz. Sil diyoruz. Çöp kutusuna taşıma, direkt olarak sil diyoruz. Config diyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bizim temalarımız hızlı bir şekilde silinmiş oldu. Şimdi buradan WordPress'e geliyoruz arkadaşlar. Ve bu sayfayı buradan bir kere yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda tek temamız kaldı. Gereksiz olan tüm temaları web sitemizden kaldırdık arkadaşlar. Umarım eğitimlerden memnunsunuzdur. Umarım bu eğitimler size yardımcı oluyordur arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Kanalımızı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın.